Pelerime Pinze selam. Ben Duvara Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan anladınız mı bilmiyorum ama anlamadıysanız Milakent'in Sapkın Kral isimli kitabından bahsediyor olacağız. Violet Elite serisinin birinci kitabı. Normalde Deviant King olarak geçiyor. Ben İngilizcesini okumuştum ancak aklımda çok fazla bir şey kalmamıştı. Bu yüzden Türkçesini tekrar okumaya karar verdim. Sonrasında size sordum maraton ister misiniz diye. İstediniz ama ben yani kitabın ne olacağını, nasıl ilerleyeceğini zaten bildiğim için maraton çok mantıklı gelmedi. Bu yüzden dedim ki bir lise temalı, zorbalık temalı, aşırı derecede toksik bir hikayeyi neden burada beraber incelemeyelim ki? Bu yüzden de oturdum, teker teker önemli ve size bildirmem gereken her yeri çizdim. Sizinle beraber bu kitabı, karakterlerini, olaylarını baştan sona kadar değerlendireceğiz. O yüzden bu video uzun olur mu emin değilim. Eğer uzun olacak gibiyse bölerim muhtemelen. Şimdi temamız şu şekilde, tamam mı? Royal Elite Okulu diye bir yer var. Klasik, özel okul. Öğrencilerin hepsi böyle prestijli, zengin ailelerden gelen öğrenciler ve ana karakterimiz Elsa. Annesi ve babasını kaybetmiş. Teyzesinin adını unuttum. Teyzesiyle ve eniştesiyle beraber yaşıyor. Ve şansa bakın ki Royal Elite okuluna dahil oluyor. Bu arada okulun ismi bir noktadan sonra Rio olarak geçiyor. Kısaltıyorlar. Rio diyeceğiz biz de. Aynı zamanda kitapta çok fazla argo var. Bayağı fazla argo var. Bunları sansürleyeceğim. Ancak buna rağmen yazarın notunu da okuyayım size. Merhaba okuyucu arkadaşım. Kitaplarımı daha önce okumadıysan bilmiyor olabilirsin ama ben üzücü ve rahatsız edici olabilecek karanlık hikayeler yazıyorum. Kitaplarım ve karakterlerim herkesin kaldırabileceği türden değildir. Sapkın Kral, karanlık bir lise zorba aşk hikayesi, erişkin genç yetişkin kitabıdır. Bazı okuyucuların nahoş bulabileceği şaibeli durumlar içerir. Bir kahraman arıyorsanız o kahraman Aiden değil. Eğer kötü bir adam için can atıyorsanız o zaman Aiden King'in dünyasına hoş geldiniz. Yani kısacası eğer yaşınız çok küçükse lütfen bu videoyu burada kapatın. Videonun devamının size uygun olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Birazcık derin konulara gireceğiz çünkü bu kitap içerisinde yani bir şeyler yaşanacak, tamam mı? O yüzden lütfen videoyu burada kapatın. Ve geri kalanlarla devam edelim. Bir tane playlistimiz var. Playlistimizden sonra da hikayemiz birinci bölümle başlıyor. İlk cümle. Hayatınızın tepetaklak olmasının uzun sürmeyeceğini söylerlerdi. Kitabımız Elsa'nın okula ilk defa gidişiyle başlıyor. Teyzesinin ismi neydi ya? Uf, yine unuttum teyzesinin ismini. Blair. Tamam, sonunda hatırladık, tamam. Blair teyzesinin Elsa'yı okula ilk bırakışıyla kitabımız başlıyor. Elsa durumu şu şekilde açıklıyor. Bugüne kadar Royal Elite Okulu ya da Rio zeki, aşırı zengin seçkinlerin yalnızca %1'ini kabul ediyordu. Buradaki çocuklar ebeveynlerinin devasa banka hesaplarının yanı sıra yüksek IQ'larını da miras alıyorlardı. Çoğu başbakan, parlamento üyesi ve iş adamı bu okuldan mezun olmuştu. Yüksek ayrıcalıklı eğitim beni Cambridge'e kesin bir şekilde sokardı. Blair teyze ve Jason işte orada okumuşlardı. Onlar her şeyde rol modellerimdi. Sonrasında okula giriyor tabii ki ancak doğru düzgün bir özgüveni yok kızımızın. Uyum sağlamak istesem de kalabalıklar terimin altında otantik kışıntısının oluşmasına neden oluyordu. Kaçan kızın etiği daha büyüktü. Balık etliydi ve yaşadığım kızlarda gördüğüm en yuvarlak şirin yüz hatlarına sahipti. Büyük yuvarlak gözleri, dolgun dudakları ve örülmüş uzun saçlarıyla neredeyse çocuk gibi görünüyordu. Okulda bana dokunulmaz havası vermeyen ilk varlıktı. Bu zaten bir dönemin bayağı klişesi. Ana karakterin yakın arkadaşı olan, biraz daha kilolu, biraz daha neşeli bir tip olan ama aynı zamanda da işte hiçbir erkeğin tercih etmediği, biraz daha gölgede kalan klasik young, en yakın arkadaş karakteri. Bu arada özellikle bu yönüyle kitap bana aşırı derecede haşhaş enerjisi verdi. Haşhaş serisini biliyorsunuzdur muhtemelen. İşte fısıltı, çığlık, sessizlik, final. 4 kitaplık bir seriydi. Onu da maratonu yaptık bu arada. Ona da kanalından ulaşabilirsiniz. Sonrasında Elsa gidiyor bu yeni kızımızla tanışmaya. Kızımız diyor ki benimle konuşmamalısın diye sessizce fısıldadı. Neden olmasın? Okulda herkes tarafından dışlanan kızla konuşmak için fazla güzelsin. Dışlanmış mı diye tekrar ettim. Dışlanmış diye bir şey yoktur. Seninle konuşmak istersem konuşurum. Adın ne? Kimberly. Senin Elsa. Ve kendimi savunmam gerekirse Disney filmi çıkmadan çok önce doğdum. Burada da Elsa isminin aslında Frozen'da karakter olmasına bir atıfımız var. Sonrasında da Elsa diyor ki sadece kalp rahatsızlığımın tekrar sorun çıkarmamasını umuyordum. Buradan da bir kalp rahatsızlığı olduğunu öğreniyoruz. Ardından böyle bir kalabalık oluyor ve tıpkı Alacakaranlık'ta kalınların sahneye girmesi gibi bir sahne gerçekleşiyor. Millet diyor ki elitler buradalar. Bu yılın şampiyonluk yılı olduğuna eminim. Kesinlikle. Onun nasıl da daha yakışıklı hale geldiğini gördün mü? Kesinlikle onunla bir şeyler yapardım. Kes şunu. Senin var olduğunu bile bilmiyor. Gibi böyle sohbet ediyorlar, dedikodu yapıyorlar. Ve yine tıpkı Alacakaranlık'ta olduğu gibi hani orada Bella Jessica'ya mı soruyordu tam emin değilim. Masayı gösterip bunlar kim diye soruyordu ya. Onun gibi Elsa bunlar kim diye soruyor. Onlar seçkinlerin de seçkini diyor Kimberly. Rio'da huzur bir yaşam sürmek istiyorsan onlarla iyi geçinmelisin. Bu çok saçma. Çocuklar okulun sahibi olamazdı. Alsın çocuk kim? Xander Knight. Kendisi baş belasıdır diye yanıtladı. Sonrasında Elsa Xander'a doğru bakmak istiyor ancak o sırada karşısında başka birini görüyor. Şimdiye kadar gördüğüm en dumanlı
kanlı, tüyleri ürpertici gözlerle buluştuğunda ensemdeki tüyler diken diken oldu. Zender'la neredeyse aynı boyda olsa da omuzları daha yapılıydı. Üniformasının kravatı eksikti. Darmadağınık şekilde yakışıklı görünüyordu. Mürekkep siyah saçları uzun ve ortadan ayrılmıştı. Yanları ise kazınmıştı. Burnu daha önce yaralanmış gibi biraz eğri görünse de aristokrat bir havası vardı. Bu küçük kusurla daha gizemli görünüyordu. Yüzünde eski bir dostu karşılarmış gibi bir ifade vardı. Ya da düşmanı. Sonra Kimberly'i Elsa'yı ceketinden yakalayıp böyle onlardan uzağa doğru sürüklemeye çalışıyor. Ne diyor Elsa? Sadece yürü Elsa diyor Kimberly. Beni neden buradan götürüyorsun? King diye mırıldandı sessizce. Lanet olası Aiden King. Ve o kim? Soyadı gibi kendisi de kraldır. Bu lanet okulun varisi. Ebeveynleri bu okulun sahipleri. Onlarla muhatap olmak istemezsin diyor. Ve Elsa'nın cevabı şu şekilde. Pekala. Sonrasında diyor ki Elsa düşüncelerinde. Erkekler beni ilgilendirmezdi. Onların ilgisini çekmek için fazla inektim. Derslerim daima herhangi bir erkek aramasından önce gelmişti. Sonrasında Kimberly tekrardan heyecanlanıyor böyle. Aa kahretsin. Bu tarafa geliyorlar diyor. Kaç diyor sonra çok garip bir şekilde. Allah'ım. Elsa da neden kaçayım ki diye soruyor. Yakından bakıldığında Aiden'ın kirpikleri gür ve saçları kadar simsiyahtı. Derin dumanlı gözlerinin kenarında küçük bir ben vardı. Gözlerinin rengine uyan soğuk ve karanlık bir ifadeyle bana bakıyordu. Buna sezgi diyebilirdiniz. Ama içimden bir ses ondan korkmam gerektiğini söylüyordu. Bu böyle değil mi? Diye sordu Zender. Bu yıl daha da inek görünüyorsun. Ve tam o sırada Aiden bayağı fiziksel olarak şunu yapıyor. Güçlü bir el boğazıma sarılıp beni duvara doğru itti. Sırtım tuğlalara çarptığında acı omurgamdan aşağı süzülerek karın boşluğuma gerildi. Saniyeler önce güzel olduğunu düşündüğüm gri gözler beni öldürmeye niyetliymiş gibi ruhumu delip geçiyordu. Nene ne yapıyorsun? Diye soruyor Elsa. Ve sonra Aiden ona doğru eğiliyor, tamam mı? Öne eğildi ve ağzı benimkinden birkaç santim uzaktayken seni mahvedeceğim diye hırladı. Ve burada da birinci bölümümüz bitiyor. İkinci bölüm. 2 sene sonraya geldik. Elsa'nın bu okuldaki son senesi. Kilmer'e arabalarını park ediyorlar. Kimin gezisi hakkında diğer şey ne miydi? 9 kilodan fazla vermiş ve bir mankenin fiziğini andıran bir vücutla geri dönmüştü. Yüzü incelerek elmacık kemiklerine çekici bir hava katmıştı. Ama tombul yanaklarını özlüyordum. Saçındaki nane yeşili tutamlar onu bir peri gibi gösteriyordu. Üzerindeki etek kısaydı. Çok kısa. Bir esintiyle iç çamaşırının görünceye kadar kısa. Sonrasında Silver karakteri geliyor. Silver bu arada klasik Mean Girl figürü şu anda kitabımızda. Zaten kendisi de öyle söylüyor. Silver Kim'in camına vurup seni şişko beep diye bağırıyor, tamam mı? Yardakçılarından 2 tanesi de aynı ördekmiş gibi onun peşinden gidiyorlardı. Bu arada Silver'ın 2 tane yardakçısının ismini uzun süre boyunca öğrenmiyoruz. Sadece arkalarında gezen 2 tane karakter olarak gözüküyorlar. Her neyse devam edelim. Silver Queens tamamen bir kötü kız klişesiydi. Sarışındı, uzun boyluydu ve zayıftı. Annesi parlamento üyesi, babası ise bakandı. Elsa bu arada Silver'a böyle bakışlar atarken kötü kötü neye bakıyorsun Frozen diye tıslıyor Silver. Frozen da Elsa'nın takma ismi. Elsa bu sırada yine düşünüyor. Ah elbette. Kimle ben tüm kilo ve inek şakalarının hedefi olmuştuk. Görünüşe göre destansı huysuz bir yüzüm vardı. Takma adım buradan geliyordu. Ah özür dilerim. Bakacağım kadar önemli değilsin diyor ve böyle gidiyor. Yani laf soktu burada. Bu cehennemde geçecek bir yıl daha. Cambridge'e kadar bir yıl daha. Sonrasında bunlar yine zorbalanmaya devam ediyor ve birisi Elsa'ya şunu söylüyor. Hala beep yalıyor musun? Öğretmen bir şeysi yazıyor burada ama benim terbiyem buna el vermediği için teacher's pet diye söyleyeceğim bu kelime geçtiği zaman. Teacher's pet diyelim, tamam mı buna? İçime yayılan büyük bir öfke dalgasıyla alt dudağımı ısırdım. 2 yıl önce tüm sınıf dışarı çıktıktan sonra biyoloji dersinde kalemimi düşürmüştüm ve almak için diz çöktüğümde saçım masaya takılmıştı. Evet, klişe olduğunu biliyordum. Biyoloji öğretmeni Bay Sylvester saçımı çözmeme yardım edip beni kurtarmıştı. Buna birisi tanık olmuştu ve sonrasında biyoloji öğretmeniyle bir şeyler yaşandığı hakkında dedikodu yaymıştı. Ondan sonra da Elsa hakkında teacher's pet diye dedikodu yayıyorlar bütün okulda ve öyle etiketleniyor kızımız. Bakışlarım sonunda Kim'in görüş alanını takip ederek ileriye döndüğünde Xander Knight, Cole Nash, Ronan Astor, Esther diye okunsa daha mantıklı ve Aiden King ile karşılaştım. Rion'un 4 atlısı. Bakışlarım asıl şeytana döndü. Cehennemin hükümdarı, kara kral, tahtındaki hükümdar, cehennemimdeki şeytan böyle diziyor sürekli Aiden hakkında. Koyu renk saçları ne geriye taranmış gibiydi ne de tam olarak dağınıktı. Sınıftaki loş ışığın altında gri gözleri kapkara görünüyordu. Onun hakkındaki her şey öyleydi. Kara bir zihin, kara bir yürek, kara bir ruh. Bazı öğretmenler dahil Rio'daki herkes onların önünde diz çöküyordu. Hepsi bakanların ya da lordların oğullarıydı. Aiden hariç. Onun babası. O bakanların ve Birleşik Krallık'taki diğer politikacıların sahibiydi. Bu arada o kadar saçma ki yani. Özellikle şu kısım. Bazı öğretmenler dahil onların önünde diz çöküyordu. Yani Allah aşkına bunun birazcık gerçeklik payı olabilir mi? Sonrasında Xander karakterimiz hikaye dahil oluyor. Bu arada Xander da önemli karakterlerden bir tanesi ilk kitap için. Devamında ne oluyor bilmiyorum. Ben sadece ilk kitap okudum bu arada. Xander gelip Kimberly'ye laf atıyor. Artık güzel olduğunu mu düşünüyorsun? Bir kere hiç kimse olan daima
hiç kimse diyor Kimberly. Adını hırlayarak söyledi. Sanırım Kimberly şey falan yapıyor böyle. Hırır falan. Neyse. İğrenç. Alt dudağı titriyordu ki boğazlamak üzere olduğu anlamına geliyordu. Şerefsiz herif onu sürekli ağlatıyordu. Xander lütfen diye fısıldadığında Xander elini duvara vurdu ve Kim irkildi. Lütfen adımı söyleme. Sonra birazcık daha burada tartışıyorlar. Ardından yine Elsa Aiden hakkında arka arkaya bir şeyler diziyor. Hemen okuyorum size. Aiden futbol oynarken ya da sınıftayken tam anlamıyla altın çocuktu. Mükemmel notlar. Elitlerin yıldız forveti. Bulaşıcı gülümseme. Ya bana karşı. Söz konusu ben olduğumda Aiden King aşağılık bir şerefsizdi. Sanki varlığım onu gücendiriyormuş gibi bana yalnızca ölümcül bakışlar atıyordu. Pislik. Bu okuldaki yeni başlangıcımı mahvetmişti. Hayalimi. Açtığım yeni sayfayı. Ondan nefret ediyordum. Sonrasında sahne birazcık değişiyor. Birazcık ilerliyoruz. Ve bu kitaptaki en iğrenç sahnelerden birisini okuyacağım şimdi size. Bahçede küçük bir kulübenin önündeler, tamam mı? Elsa Kim'in ağladığını ve bağırdığını duyup oraya gidiyor. Bu sahnede olanlar. Xander Kim'i itti. Kulübenin köşesine hapsetti. Kim'in sırtı ahşap direğe çarptığında gözleri büyüdü. Bu şerefsizlerin benim ve Kim'in hayatını mahvetmesinden bıkmıştım. Telefonumu çıkararak olanları video kaydını almaya başladım. Xander onu kalçasından kavrayıp kendine çekti. Ya Kim'i rahat bırakırdı ya da cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle ona şantaj yapardım. Xander Kim'e kaba kuvvet uygularken videoyu aldığımı düşündüğümde çekmeyi kestim ve zafer kazanmışçasına gülümsedim. Kalp sorunum bile yavaşça kaybolmuştu. Xander'ı durdurmak için kulübeye doğru yöneldim. Bir gölge önümü kesti. Kafamı kaldırıp kabusuma baktığımda nefes almayı bıraktım. Öncelikle şimdi bu sahneyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. En yakın arkadaşın orada bir tane zorbanın elinde, tamam mı? Kötü şeyler yaşıyor. Kız gidip bunu durdurmak yerine elini telefonu alıp bunu çekiyor. Yani ne kadar haklı olduğuna dair düşünceleri olsa da ben bunu kabul edemem. Bakın bu birinci red flag'ti, tamam mı? Bu bir. Sayacağız kaç tane red flag olduğunu. Burada sahneye Aiden giriyor. Az önce ne yaptın? Boğuk sesi kısık ve sakindi. Telefonu tutan elim titresi de çenemi kaldırdım. Neyden bahsettiğini bilmiyorum. Avucunu bana uzattı. Ver şunu. Boyu oldukça uzundu. Yüzünde anlaşılmaz bir maske vardı. Aiden'ın dış dünyayı yansıttığı tek hali buydu. Bunun dışında o koca bir bilinmezlikti. Karanlık bir sır, derin bir çukur, sonsuz bir boşluk. Elini tekrar uzattı. Ver şunu Frozen. Hayır. Kim olduğunu sanıyorsun Frozen? Yalnızca huzur içinde bırakılmayı hak eden bir insan olduğumu. Tüm insanlar huzur içinde değildir. Sen neden olmalısın ki? Şu anda ciddi misin? Telefonu bana ver. Bir daha tekrarlamayacağım. Hayır. Bir kez daha tekrarlamayacağım. Parmakları telefonu tutan bileğimin etrafına sarıldı ve midemdeki bir şey acı verici bir tuhaflıkla burkuldu. Aiden bana asla dokunmazdı. En son 2 yıl önce elini boğazıma sardığında dokunmuştu. Yani kızı boğazından tutup duvara yapıştırdığı sahneden bahsediyoruz burada. Dokunuşu hala aynıydı. Nasırlı, sert, boğucu. Elimle onu engellemeye çalışırken bir açıklık yaratacak kadar kravatımı gevşettim ve telefonu sürcenime sıkıştırdım. Her şeyi iğrençleştirmek zorundaydın değil mi? Diyor Aiden burada ama bu kelimeyi kullanmıyor. Ben yine sansür geçiyorum buralara. Ne? Gerçekten bunun beni durduracağını düşünüyor musun? Aiden doğrudan gömleğime uzanıp ilk düğmeyi çözdü. Ne halt ettiğini zannediyorsun? Neredeyse ciyaklamıştım. Telefonu bana verecek misin? Hayır. Göğsünü tekrar isten de ilk üç düğmemi çoktan açtığı için her şey gözler önündeydi. Başka neyin tamamen gözünün önünde olduğunu fark edince dudaklarım aralandı. Ameliyat izim. Şimdi kızımızın kalp sorunu var zaten. Onu öğrendik. Bir de göğsünde bir tane ameliyat izi var ve bunu hiç kimsenin görmesini istemiyor. İşte beden dersi olduğunda soyunma odasına ya önceden gidiyor ya da en son gidiyor. Böylece kimse onu görmesin diye. Eğer yanlış anlamadıysam, yanlış hatırlamıyorsam aynı zamanda bunun geçmişte yaşadığı olaylarla alakası vardı ve ona kötü hissettirdiği için ameliyat izini kimsenin görmesini istemiyordu. Sonrasında bu sahne birazcık devam ediyor. Burada birazcık Aiden Elsa'yı taciz ediyor. Ardından Xander sahneye giriyor. Aiden Xander'a diyor ki telefon sürcenin içinde almam ister misin yoksa alacak mısın? Bak pisliklere bak ya. Gerçekten pisliklere bakar mısınız? Bilmiyorum diye düşündü Xander. Hadi yazı tura atalım. Onu benim için tutmaya ne dersin diye soruyor Aiden. O kadar kibirliydi ki bileklerimi tek eliyle sabitledi. Göğsüm Aiden'ın gözlerinin önüne seyrederek öne çıktı. Onun karanlık metal gözleri. Allah'ım şöyle bir durumda bile gözlerini ben gerçekten delireceğim ya. Neyse. Onun karanlık metal gözleri, şeytani gözleri, çok fazla nefret, çok fazla zalimlik, çok fazla kötücük falan filan böyle saymaya devam ediyor Elsa'cığımız bir yandan tacize uğrarken. Bu sahne bayağı bir devam ediyor bu arada. Hala aynı kulumdalar, hala bir telefon muhabbeti dönüyor. 4. bölüme geçiyoruz. Hala aynı sahnedeyiz. Tamam diye patlıyor en sonunda Elsa. Ne halt istiyorsun? Aiden diyor ki, herkes bana King der. Ve sen demiyorsun. Çünkü bir adın var. Neden sana soyadına hitap edeyim? Bana adımla hitap etme hakkını sana kim verdi? Sonra Elsa, ha? diyor. Aiden diyor ki bana King de. Sana King dememi mi istiyorsun? O kadar da zor değil. Lütfen beni bırak King de. Ben de bırakayım. Bana bir şey yaparsan seni cinsel tacizden şikayet edip bütün geleceğini mahvederim diyor Elsa. Akıllı olduğunu düşünmüştüm. Sanırım aptal olduğun anlar da oluyor. En sonunda Aiden iyice Elsa'yı zorluyor ve Elsa yapacağım. Ne istediğini söyle yapacağım diye pes ediyor. Aiden diyor ki özür dile. Ne için özür dileyeceğim? Beni tehdit ettiğin için. Asıl özür dilemesi gereken sensin. 2 yıl boyunca hayatımı sebepsiz yere mahvettin. Şimdi de beni zorla alıkoyuyorsun.
demek sebepsiz yere. Böyle mi düşünüyorsun diye soruyor rahatlıkla. Ve bu sahne biraz daha devam ediyor. Hala Aiden Elsa'yı zorlamaya devam ediyor. Aiden ne yapıyorsun diye soruyor Elsa. Bu son uyarım. Aiden değil, King. Beni şikayet edeceğini söylemiştin. Ne? Şanslı günündesin. Şikayetini gerçeğe dönüştürüyorum. Allah'ım, okuduğumuz şeye bakar mısınız? Gerçekten neyse. Yorumlarımı sona saklayacağım. Devam ediyorum. Sen ciddi olamazsın. Daha önce hiç şaka yaptın mı Frozen? Aiden, kes şunu. Aiden de diyor ki, yanlış isim. Sahnemiz hala devam ederken şöyle bir alıntı geçiyor. Evet, yalnızca bu yılı huzur içinde bitirmek istiyorum. Huzur içinde olmanı istediğimi sana düşündüren nedir Frozen? Sen acı çekmek için doğdun. Çünkü lise sonda herkes birbiriyle böyle konuşur, böyle şeyler söyler. Çok gerçekçi. Ağlarsan seni bırakırım. Fakat ikna edici olmalısın. Ağlamayacağım. Ya ağlarsın ya da bütün gün burada dikiliriz. Ve senin şikayetini ne kadar ileri götürebileceğime bakarız. 3'e kadar saymamı ister misin? Gözyaşları istek üzerine gelmez. Dur yardım edeyim. Yarı izime sanki nefret ettiği bir insanmış gibi bakıyordu. Bu seni öldürmeliydi. Ölmeliydin Frozen. Diyor ve bir şekilde kızımızın travmalarıyla oynadığı için Elsa ağlamaya başlıyor. Dur diye bağırıyor ağlarken. Ve Aiden ne dese beğenirsiniz? Aferin kızıma diyor. Ben bir kahve içip geliyorum. Bir su içip geleceğim. Geri geldim. Şimdi 5. bölüme geçtik. 5. bölümde kızımız tacize uğradı. Yani gerçekten aşırı derece travmatik şeyler yaşadığı halde bunların üzerinde pek fazla durmuyor. Hatta bunun üzerinde durmak yerine farklı noktalarına odaklanıyor ve şu şekilde düşünüyor. Aiden bir psikopat olsa da zekiydi. İnsanları ne zaman zorlayacağını ya da ne zaman geri adım atacağını biliyordu. Bugün beni şaşırtmıştı. Hah, bu yüzyılın en yetersiz ifadesiydi. Beni korkutmuş, dünyamı sarsmış ve kendimden şüphe etmemi sağlamıştı. 2 yıldır mesafesini koruduğu için yaklaşacağını hiç düşünmemiştim. O kadar yaklaşacağını. Kitap okumayanlar için aşağı yukarı neler yaşandığını tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. 6. bölüm. Bu arada bu zamana kadar, o olaydan sonra 6. bölüme kadar Elsa hem kafasının içinden Aiden'a sövüyor, bayağı küfrediyor. Sayıyor. Bir yandan da durup düşünüyor, işte şöyle yakından baktı, şöyle güzel kokuyordu gibisinden. Bu hikayede yanlış anlaşılmak istemiyorum, Elsa'yı suçlamıyorum. Çünkü Elsa gerçekten psikolojisi bozuk bir karakter, zorbalığa uğruyor ve hiç hoş olmayan şeyler yaşıyor ve hiç hoş olmayan şeyler yaşayan bir kurbanın düşünme tarzını eleştirecek kişi ben değilim. Bunu eleştirmiyorum. Ben dümdüz Aiden'ı eleştiriyorum, tamam mı? Aiden denen yürüyen red flag, yürüyen zorba, iğrenç insanı eleştiriyorum. 6. bölüm. Aiden'ın olayı ne miydi? Mükemmel bir yüzü, vücudu ve tarzı vardı. Onunla tanıştığım ilk gün bu çekici haline ben bile kalmıştım. Uzaktan bir tanrı gibi görünüyordu. Yakından ise canavardan başka bir şey değildi. Gördüğüm tek şey çelik gözlerindeki boşluktu. Nefret, kara öfke. Yine bir yüzleşmemiz yaşanıyor bu sırada ve Aiden Elsa'ya şunu söylüyor. Şöyle söyleyeyim. Eğer seni öldürürsem koç cesedi yakarken müdür de senden geriye kalanları temizler. Bir suç işlersem okul yönetimi olayları değiştirip kurban olan benmişim gibi gösterir. Küçük bayan deve kuşu. Kafanı kuma gömmüş olabilirsin. Bu yüzden sana küçük bir hatırlatma. Burada kral benim. Sözleri canımı acıttı çünkü doğrulardı diyor Elsa da. Yani bu nasıl doğru olabilir? Bu nasıl doğru olabilir? Yok böyle bir şey. Ay, sayfa gitti. Sonrasında Aiden ellerini cebine sokuyor ve diyor ki bana izi göster. Ne? Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Elsa'nın diyaloglarının yaklaşık %40'ı ne? %10'u ha? Bir %20'si de ona sorulan soruyu tekrar aynı şekilde karşı tarafa sormak. Ne? Aptal değilsin. Bu yüzden öyle davranma. Bana dün bıraktığın morluğu göster. Sen aklını kaçırmışsın. Bir adım daha atarsan seni kovalarım tatlım. Ve bu defa durmam. Adeline'ın peşindenin nereden çıktığı belli oluyor bu şekilde. Sen hastasın. Ha, diğer %10'un da bu. Sen hastasın, sen manyaksın, sen psikopatsın. Bunun bana karşı bir hakaret olduğuna gerçekten inanıyor musun? Sonrasında tabii ki de Aiden istediğini alıyor. Zorbalaya zorla. Ancak bu sefer güzel bir şey yaşanıyor ve Elsa karşılık vermeye karar veriyor. Bundan hoşlandığını mı yoksa nefret mi ettiğini bilmesem de ona veya kendime bunu düşünecek zaman vermedim ve dizimi kaldırıp kasına vurdum. Yüzü buruştu ve koşarak kaçtım. Kaçarken de böyle gülümseyerek kaçıyor. Ha, Aiden King'i tekmeledim diye. Bu sahne ben sevdim bu arada. En azından birazcık da olsa içimin yağları eridi. Bir tane çaktı şu Aiden'a. Sonrasında devam ediyoruz arkadaşlar. Ve kim derse geç geliyor, kimin derse geç geldiği sahnede de Aiden'la beraber geliyorlar. Kim sözde Reverde'ymiş ve Aiden'la yolda karşılaşmışlar. Aiden de ona sınıfa kadar eşlik etmiş. Bu konuda Kim diyor ki arkadaş yanlısıydı. Vay canına Kim, ne dediğini duyuyor musun? Aiden arkadaş yanlısı değildir. Arkadaş yanlısı olamaz. O bir psikopat. Sonra düşüncelerinde o lanet olası bir psikopattı diyor. Kim kaşlarını çatarken dudaklarını sıktı. Neden bu kadar gerginsin? Üzgünüm. Yalnızca senin için endişeleniyorum, tamam mı? Aiden hiçbir zaman sana arkadaşla davranmadı. Neden şimdi başlasın ki? King bana asla kötü de davranmadı. Bilirsin, bir geçmişimiz var. Ya bu konu burada açılıyor mesela. Geçmiş muhabbet açılıyor. Elsa'nın kafasında oturmayan şeyler var ve gidip o kıza geçmiş hakkında neyden bahsettiğini, geçmişte ne olup bittiğini sormak yerine neden Reveal'deydin diye soruyor. Ve konu bir anda dağılıyor. Biz hiçbir şey öğrenemiyoruz. Senin gibi güçlü ve çekici değilim Ellie, diyor Kimberly. Senin gibi herkese soğuk davranamam. Her
şey canımı yakıyor. Yoruldum, tamam mı? Bu boktan çok yoruldum. 10 yıl önceydi. 10 lanet yıl. Evet, işlere batırdım ama ben sadece insanım. İkinci şans hak ediyorum. Onu bu kadar delirtecek ne olmuş olabilirdi? Ve ikinci şans hak ettiğini söylerken neyi kastediyordu? Belki de en yakın arkadaşımı düşündüğüm kadar iyi tanımıyordum. Belki de kafandan geçen soruları kıza sorsan yakın arkadaşını tanıyacaksın. Arkamı döndüğümde şeytan kralının dumanlı gözleriyle karşılaştım. Sırıtıyordu. Sonrasında Kim sınıftan fırlıyor. Elsa da bunun peşinden fırlıyor. Ve aniden kafasını sert bir şeye çarpıyor. Neye çarpmış olabilir? Tabii ki de uzun boylu, kaslı bir Erko'ya. Ah diye düşünüyor burada. Xander geçti durmuş yola kapatıyordu. Bakış Kuşlar uzakta bir yerdeydi. Gözlerimi baktığı yere çevirdiğimde kalbimdeki bir şeyin ölüşüne şahit oldum. Kim, Aiden'ın göğsünde ağlıyor. Aiden de onun sırtını sıvazlıyordu. 9. bölüm. Yine birazcık sahneleri anlatıyorum. Önemli bir şey olmadığı için. Kim'in ağladığı bir sahnedeyiz. Hiç birinin hikayesindeki kötü adam olup olamayacağını merak ettiğin oldu mu? Kötü adam mı? Sen mi? Sen tanıdığım en nazik insansın. Bazen kötü adamlar çok masum görünürler Ellie. Gerçek kötü adamlar kötü adam olduklarını bilmezler. Çünkü her şeyi doğru yaptıklarını düşünürler. Ne demek istiyorsun? Affedilmez bir şey yaptım ve bedelini ödüyorum. Yalnızca bu seni atlatmanın bir yolunu bulmalıyım. Biliyor musun? Aiden hep böyle değildi. Hayır, seni duymuyorum. Onun nasıl biri olduğu umurumda değil. Belki de umursamalısın Ellie. Neden seni seçtiğini hiç merak etmiyor musun? Neden senden başka kimseyi rahatsız etmediğini? Altın kalpli çok iyi bir insan olduğu için travmatik geçmişini bulup onu düzeltmeli miyim? İç çektim. Bu yalnızca senin aşk romanlarında ve Kore Pembe dizilerinde olur Kim. Sonrasında birazcık daha araları ısınıyor. Biraz daha konuşuyorlar. Sonrasında Elsa diyor ki sadece sana sarıldığı için kızgınım. Neden? Ne demek neden? Her zaman manipülatif kişiliğini konuşturuyor. Onu tanımayı reddederken nasıl bunu bilebilirsin? Diyor Kimberly bir anda. Yani bu o kadar saçma bir cevap ki. Yani onu tanımayı reddetmesi kadar doğal bir şey var mı ya? Kız kitabın başında çocuk tarafından taciz edildi. Bu Kimberly de bayağı salak. Çok özür dilerim. Hakaret kullanmak istemiyorum ama öyle. Ardından Elsa'mız Aiden'ı ilk defa Instagram'dan bulmaya karar veriyor. Aiden King'i Aiden_King adıyla Instagram'da buldum. Çünkü beni yaklaşık bir senedir takip ediyordu. O zamanlar bunun üzerine pek düşünmemiştim. Profilini gezme isteğini hep göz ardı etmiştim. Birkaç yüz bin takipçisi vardı. 100, kahrolası binlerce. Sonrasında beden dersi geliyor. Elsa koşuya gidiyor bu arada. Koşu yapmayı seviyor. Normalde kalbindeki rahatsızlıktan dolayı teyzesi koşu yapmasını istemiyor. Ancak Elsa bunun onu rahatlattığını düşündüğü için yapmayı seviyor. Ve soyunma odasına geliyoruz. Bölüm 10. Aiden soyunma odasındaydı. Kızların soyunma odasındaydı. Gölgeli bakışlarında karanlık bir kıvılcım dans ediyordu. Ava için salya akıtan aç bir yırtıcı yandırıyordu. Sinir bozucu dikkatiyle beni izliyordu. Geriye doğru attığım her adımda kasa gibi üzerime geldi. Kaçınılmaz, durdurulamaz. Tehlikeli. Her şey daha yoğun bir hal almıştı. Vıdı 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 vıdı. Sonrasında burada Aiden birazcık daha Elsa'ya yürüyor. Birazcık daha onu sıkıştırıyor. Birazcık daha Elsa'nın yapmasını istemediği şeyleri yapıyor. Bu şekilde söyleyeyim. Sonrasında Elsa şu şekilde düşünüyor. Dur kelimesi dilimin ucunda olsa da bunu bir meydan okuma olarak algılayıp devam edeceğini bildiğim için sözcüğü geri yuttum. Bunun yerine bunu yapmanın tek yolu beni bayıltman olur diye karşılık verdim. Aiden de diyor ki bu hem nekrofili hem de hile yapmak olur. İkisiyle de ilgilenmiyorum. Sonrasında Elsa diyor ki sen gerçekten hastasın ve sen aynı şeyleri tekrar başladın. İlk defa Aiden'ın haklı olduğu, Aiden'ın haklı demek istemiyorum şu anda ama ilk defa Aiden'ın haklı olduğu bir nokta. Aiden yapma, onu uyardım. Sonra birazcık daha birbirleriyle atışıyorlar. Birazcık daha bir tık artı 18 saniyelere gidiyoruz. Sayfayı çeviriyorum. Elsa diyor ki, hayır ama rahatsız hissediyorum. İlgini kendine sakla. Neden? Aklımı toplamaya çalışırken dudaklarım titriyordu. Toksik birisin. Ve ah, 2 yıldır hayatımı mahvediyorsun. Yeterince değil. Ben sana ne yaptım? Var oldun. Sesim titredi, duydunuz mu? Bir daha. Var oldun. Bu alıntı İlk defa kimden çıktı bilmiyorum ama sonrasında bu muhabbeti çok fazla görmeye başladık. Ben sana ne yaptım? Var oldun. Ben sana ne yaptım? Doğdun. Ben sana ne yaptım? Neden benden nefret ediyorsun? Öyle işte. Var olman yetiyor vesaire. Bayağı klişeleşti yani bu diyalog. Neden ben diye bağırıyor Elsa. Neden benim hayatımı mahvetmeye karar verdin? Ya da tura attın da ben mi çıktım? O gün uyanıp zorbalık yapacağın kişinin ben olduğuma mı karar verdin? Sonra Aiden karanlık bir sesle seni mahvettiğimi mi sanıyorsun diye sordu. Henüz hiçbir şey görmedin Frozen. Uzak durabilirdin. Sense gidip savaşı başlatmak zorundaymış gibi davrandın. O sırada koç Nesrin sahneye giriyor ve muhabbet bölünüyor. Sonrasında 11. bölüme geliyoruz. Bu teyzesiyle ve eniştesiyle olan sahneleri pek fazla size söylemiyorum çünkü çok önemli bir noktası yok yani. Bu arada teyzesiyle eniştesi Elsa'dan bir şeyler saklıyor. Ancak bunu kitabın yarısına kadar işaretledim. Yarısına kadar özet çıkardım. Oraya kadar ne sakladığını öğrenmiyoruz, tamam mı? Bu nedenle de önemli bir şey olmadığı söyleyeyim. Size okumuyorum o kısımları. 11. bölümde şöyle bir alıntı
alıntı var, sadece bunu işaretledim. Daha sonra Netflix'te gezindiğimiz 10 dakikanın ardından Gurur ve Önyargı'yı birinci kez yeniden izlemeye karar verdik. Kimsenin gücenmesini istemem ama hala kitabının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bunun bir sıkıntı olmadığını, kitabın yazılış tarihini yoracağım. İlk defa kaç yılında çıktı bu? Sanırım 2019. Yani 5 sene geçmiş aradan. Ama artık kitaplarda ana kadın karakterin gurur ve önyargı saplantılı olması bir tık fazlalaştı bence. Yani bunu birazcık azaltabilir ve çeşitlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bunun yanında Gurur ve Önyargı bayağı iyi kitap ve kesinlikle kitabı filminden daha iyi. Eğer okumak isterseniz öneririm. Jane Austen şahsen en sevdiğim yazarlardan bir tanesi ama artık kitaplarda farklı kitaplar görmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Artık Gurur ve Önyargı görmeyelim. Birazcık farklı şeyler görelim. Ve bu bölümde ilk defa Aiden'dan Elsa'ya bir mesaj geliyor. Aiden, uyudun mu? Aiden, ben uyumadım. Aiden, seni hayal ediyorum. Aiden, eğer cevap vermezsen sana bir şeyler anlatmaya devam edeceğim. Aiden, uyumadığını biliyorum tatlım. Son şansın. Cevap vermezsen pişman olursun. Elsa bunların hiçbirine cevap vermiyor bu arada. Ve yine ben size bunu baya sansürleyerek anlatıyorum. Aiden, nasıl istersen. Ve sonrasında başka bir mesaj atmıyor. Ancak Elsa bu mesajlardan birazcık etkileniyor. Sabah olduğunda da yine Aiden'dan nefret etmeye karar veriyor. Sonrasında portakal suyundan bir yudum alıyor. Eniştesi, Balkabağım bir arkadaşın senin için gelmiş diyor. Ve karşımızda kim var? Aiden King. Aiden, kahrolası King yemek odamızın ortasında duruyordu. 11. bölümün bitişi. 12. bölüme geçiyoruz. Ve bu sahnede Aiden tam bir altın çocuk. Gerçekten altın çocuk olarak davranıyor. İşte terbiyeli, gentleman, işinde gücünde, dersinde, sporunda. Şimdi Aiden'ı tanımıyor eniştesiyle teyzesi. O yüzden eniştesi soruyor. Bize Aiden'ı tanımadığını söylemedin Balkabağım diye. Bu sırada Aiden söze giriyor. Ah bu benim hatam. Aiden gördüğüm en samimi, ciddi yüz ifadesiyle enişteme döndü. Aksanlı bir havalı hale gelmişti. Şirketinizin babamın şirketiyle olan sözleşmesinden dolayı Elsa ailemizi bu işe karıştırmaktan endişe duyuyordu. Onun isteklerine saygı duysam da onu kız arkadaşım olarak tanıtmak istiyorum. Burada Elsa zaten error veriyor direkt. Ne oluyor şu an burada diye. Ve Aiden birazcık daha teyzesiyle ve eniştesiyle muhabbet edip kendini bayağı bir sevdiriyor onlara. Ardından da Elsa'yı arabasına alıp okula götürmeye başlıyor. Bu sahnede Elsa soruyor. Benimle ilgili takıntının ne olduğunu bilmiyorum ama işe yaramayacak. O kısmı düşünmeyi bana bırak tatlım diyor Aiden. Ben senin güzelin değilim Aiden. Ben yalnızca zorbalık yaptığım bir kızım. Bir yıl daha sonra herkes yoluna gidecek. Bu yüzden son birkaç gün yaşanmamış gibi davranalım. Rol yapmak hiçbir zaman ilgimi çekmedi. Ah lütfen. İkimiz de beni umursamadığını biliyorken az önce beni ne kadar önemsediğine dair Broadway seviyesinde bir performans sergiledin. Seni önemsiyorum tatlım. Belki alışılmış şekilde değil ama seni önemsemeyi asla bırakmadım. Bu artık yorucu, rahatsız edici olmaya başladı. Bu konuda bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Aynen kanka. Onu önemsediğin için zaten bu kadar yıldır zorbalık yapıyorsun. Bu kadar yıldır kızın burnundan getiriyorsun her şeyi. O da yetmedi. En yakın arkadaşınla beraber kızı taciz ediyorsunuz. Evet. Önemsediğine şu an inandık mı? İnandık. 13. bölüm. Şeytanın ininde olup yanmamayı umut edemezdiniz. Aiden sapkındı. Tehlikeli derecede kuralsızdı. Öte yandan derinlerde bir yerde kafasının çalışma şekline biraz ilgi duyuyordum. Sevdiğim Çin savaş kitaplarının birinin içinde olsaydı Aiden hiçbir generalin tahmin edemediği bir taktik olurdu. Sonrasında Aiden Elsa'dan önce derslerin iptal olduğunu öğreniyor ve Elsa'yı kahvaltı yaptırmaya götürmeyi teklif ediyor. Ama sözde teklif tabii ki. Yine zorlayarak götürecek kızı. Beni manipüle ediyorsun Aiden. Çenemi kaldırdım. İnsanların beni manipüle etmesinden hoşlanmam. Seni manipüle ediyorum öyle mi? Sesi fısıltıya dönüştü. Manipüle edilmek nasıl hissettiriyor tatlım? Kaçırılma ya da kafede kahvaltı. Hangisini tercih edersin diye soruyor Aiden. Yani kendi ağzıyla kaçırılma muhabbetine de itiraf ediyor. Sonrasında tabii ki de kahvaltıya oturuyorlar. Başka şans yok çünkü kızımızın. Ardından diyor ki yıllarca bana zorbalık yaptığını hesaba katarsak bu biraz zor. Sana hiçbir şey yapmadım Frozen. Gerçekten buna inanıyor musun? Neye? Hiçbir şey yapmadığına. Sesim yükselmişti. O ilk gün benim ölüm belgemi imzaladın. Beni hedef alacaklarını biliyor olmalıydın. Bunu nereden bileyim ki? Bütün kahrolası okul önünde eğiliyor. Kaç tane kahrolası kelime geçiyor tüm kitap boyunca peki? Sen beni yok edeceğini etkili şekilde ilan ettikten sonra gerçekten beni rahat bırakacaklarını mı düşündün? Bu kadar seviliyor olmam benim suçum değil diyor Aiden. Ve bunu yaparken sadist bir tavırla sırıtıyor. Bunun için üzgün bile değilsin değil mi? Hayır. Ardından bu konuşma daha da alevleniyor ve Elsa gerçekten kafayı yiyor. Artık bir içini boşaltması lazım. Şöyle bir paragrafımız var burada. Sana her baktığımda kim beni bulana kadar duşta 5 saat kilitli kaldığımı hatırlıyorum. Beynin koşu kıyafetlerimi çaldığını ve o gün antrenman yapmamak için başım ağrıyormuş gibi yaptığını hatırlıyorum. Oraya ilk adım attığım gün kafeteryada çelme takıldığını ve kıyafetlerimin, yüzümün, saçımın her yerinde makarna ile meyve suyu olduğunu hatırlıyorum. Teacher's pet olarak anıldığımı, onlarla bir şeyler olmasıyla suçlandığımı hatırlıyorum. Sırf kendim olduğum için nefret edildiğimi hatırlıyorum. Sonra Aiden direkt dümdüz özür dilerim diyor. Bunu gerçekten kastetmiyorsun. Özür istediğini söyledin. Bunu kastetmemi değil. Ayrıca ilk yanlış
yanlışı yapan sendin. Ne? O sırada garson geliyor ve yine Elsa bir şeyleri daha fazla sorgulamak yerine konuyu değiştirip başka şeylerden bahsetmeye başlıyor. O yüzden burada Aiden'ın tam olarak neyi kastettiğini anlayamıyoruz. Sahne devam ediyor. Sonrasında Elsa soruyor. Daha önce hiç kontrolünün dışında bir şey oldu mu? İki şey diye mırıldandı Aiden. Üçüncüsü sensin. Nasıl? Benim ol. Meyve suyu boğazımda kaldı ve damlalar burnumdan fışkırırken tüm masaya saçıldı. Aiden kısık bir sesle gülüp bir peçete uzattı. Tanrım, senden doğacak ilk çocuğunu istemedim. Bu daha kötü. Suratımı silerken ona baktım. Ciddi değilsin değil mi? Daha önce sana şaka yaptım mı? Cevabımın hayır olacağını biliyorsun değil mi? Hayır da bir başlangıç tatlım. Kitaptaki tek komik sahne burası olabilir bu arada. Yine Aiden'ın tam bir pislik olduğunu bir kenara bırakırsak. Onu da belirteyim de. 14. bölüme geçiyoruz. Burada arkadaşlar hala daha Aiden artı 18 bir biçimde Elsa'ya bir şeyler yapmaya ve onu zorlamaya devam ediyor bu arada ve kafeteryalılar. Hala kahvaltı yapma sahnesindeyiz. Sahne değişmedi, mekan değişmedi. Hala kahvaltıdayız. Eğer benim olursan rüyadaki kimse sana yaklaşamaz. Rüya gibi bir son sene geçirirsin. Güçlükle rüya gibi bir yıl istemiyorum demeyi başardım. O zaman ne istiyorsun tatlım? Aşağılık herif. Alnımda terler birikti. Benden hiçbir şey alamayacaksın. Daha akıllı oynamalısın. Daha güçlü değil. Bu arada erkek sesi yaparken sesim kısıldığı için çok fazla yapamıyorum. Aynı sahne, aynı formatta devam ediyor. Ve 15. bölüme geçiyoruz. Birkaç gün geçti. Her ne kadar her şey normale dönmesini istesem de öyle bir şey olmamıştı. Kafedeki günden beri Aiden her gece ve her sabah bana mesaj atmaya devam etti. Ona birkaç kez psikopat olduğunu söylemiştim. Diğer zamanlarda ise deli. Ancak bu yalnızca onun mesaj atmak konusunda daha ısrarcı olmasını sağlamıştı. Aşağılık herif. Ardından bizim salak Kimberly sahneye giriyor ve diyor ki King cumartesi günü harika oynadı. Attığı golü görmeliydin. 30 metre uzaktan. Buna inanabiliyor musun? Sanki bahsettiği Aiden King yıllarca onları zorbalamamış gibi. Yani bunu tekrar belirtiyorum çünkü gerçekten bu diyalogları bir mantık çerçevesi içerisine sığdıramıyorum ben. Elsa da şaşırıyor. Elitlerin maçına mı gittin? Evet. Sana cumartesi günü dışarı çıkacağımı söylemiştim. Ailenle akşam yemeği yemek için olduğunu sanmıştım. Ayrıca onların maçlarına gitmeyi bıraktığını sanıyordum. Canım gitmek istedi. Gittiğime memnunum. King kahrolası bir yıldızdı. Çok parlak ve göz kamaştırıcıydı. Sonrasında bu Rio'nun 4 atlısı, 4 ana kral çocuğu, yıldız çocuğu var ya, altın çocuklar. Her neye seçti adını unuttum. Onların arasından Ronan isimli karakterimiz geliyor. Soyadını yanlış okuduğum çocuk. Ve bunları partiye davet ediyor. Kimberly diyor ki bunu duydun mu? Bizi partilerden birine davet etti. Ve bu Ron'un Esther'in partisi Ellie. Hep onlardan birine katılmayı hayal etmiştim. Bizi davet ettiğine inanamıyorum. Kim? Onlarla asla muhatap olmamaya karar vermiştik. Hatırlıyor musun? Farklı dünyalara aitiz. Farklı standartlarımız var. Yalnızca bir parti Ellie. Son senemiz. En azından bir partiye gidebiliriz. Ve gelecek sahnelerde tabii ki de bu partiye gittiklerini okuyacağız. Bir hafta zaman atlaması oluyor. Geliyoruz 16. bölüme. Aiden yine Elsa'ya mesajlar atmaya devam ediyor. Bunlar malum mesajlar. Elsa da şu şekilde düşünüyor. Kahrolası. Mesajlarına alışmaya başlıyordum. Bu defa ne tür bir ahlaksızlık göndereceğini merak ederek dört gözle onları beklemeye bile başlamıştım. Onun şeytan misali içeri dalmasını bekleyerek birkaç dakika odamın penceresini izlemiş olabilirdim. Bu kız birazcık Twilight sendromu içinde olabilir mi acaba? Yani çok fazla alacakaranlık izlemiş ve bu yüzden de Aiden'ı Edward zannediyor olabilir mi? Sadece bir soru. Ardından okula geliyoruz ve Xander'la Elsa arasında, Xander'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Aiden'ın en yakın arkadaşı gibi bir şey. Bir olay olacak. Bir sahnemiz var. Elsa tam telefonunu düşürecekken Xander onu yakalıyor ve seni yakaladım Frozen diyor. Neden benden kaçıyorsun diye soruyor Frozen'a. Pardon Elsa'ya. Neden beni kovalıyorsun diye karşılık veriyor Elsa. Sana söyledim. Senin için bir teklifim var. İlgilenmiyorum. Tüm bu zorbalık sona erecek. Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Futbol takımının yıldızıyım. Benimle görünmen bu şeyi durdurmak için yeterli olacaktır. O zaman benden ne istiyorsun? Sahte kız arkadaşım olmanı. Ne? Bilesin işte. Gerçek kız arkadaş değil. Yalnızca herkesin önünde rol yapacaksın. Sahte kız arkadaşın ne anlama geldiğini biliyorum. Sadece neden öyle davranmamı istediğini soruyorum. Zorbalığı durduracak, tırıttı. İstediğin bu değil miydi? Senin çıkarın ne olacak? Gözlerimi kıstım. Bu neden umrunda ki? Son sınıf huzur içinde geçireceksin. Cidden benden ne kaybedeceğimi bilmeden teslim olmamı mı istiyorsun? Hiçbir şey kaybetmeyeceğine söz veriyorum. Hayır, bana sebeplerinden bahset. Sonrasında bir anda kafasına dank ediyor. Bunu Aiden'ı kızdırmak için mi yapıyorsun? Bunun bir sorunun mu var? Pek sayılmaz ama Aiden'ın bana olan geçici takıntısını fazla büyütüyorsun. Beni umursamıyor. Aiden'ın umursadığı 3 şey vardı. Beni küçük düşürmek, bana hükmetmek ve beni iradesiyle şekillendirmek. Yalnızca beni mahvetmek istiyordu. Son 2 yılda sana neden kimse çıkma teklifi etmedi zannediyorsun diye soruyor Xander burada. Ve Elsa dumuru uğruyor. Ne? Size dedim sürekli ne diye soruyor diye. Ne? Diğer kızların erkek arkadaşları var ama senin yok. Bunun sebebini hiç merak ettin mi? Diğer kızlar zorbalık görmüyor. Onlara teacher's pet denmiyor. Tüm mesele bu. Biyoloji öğretmeniyle çıkan dedikoduyu kimin çıkardığını düşünüyorsun? Ve bulaşıcı bir hastalığın olduğuna dair diğer şeyi. Aa doğru. King. King ve King. Ve tabii ki de bunu duyduktan sonra Elsa
çok öfkeleniyor. Anlaştık, sahte kız arkadaşın olacağım diyor. Derin bir nefes alarak Xander'la birlikte kafeteryaya girdim. Bazı öğrenciler birbirlerine gülüyor, diğerleri hararetli konuşmalar yapıyor ve birkaç öğrenci arkada yalnız oturuyorlardı. Kafeteryanın ortasına geldiğimizde sohbetler kesildi ve neredeyse herkesin dikkati üzerimize toplandı. Xander kolumu onunkinden ayırdı ancak bu yalnızca kolumu omzuna dolaması içindi. Sandal ağacı kokuyordu. Aiden yumruğunu Xander'ın suratına indirmeden önce düşündüğüm son şey buydu. 17. bölüm. Xander'la Aiden'ın burada arası bozuluyor ve birbirlerine böyle tekme tokat dalıyorlar, kavga ediyorlar. Xander Aiden'ı itip yüzüne bir yumruk indirmeden önce alaycı bir kahkaha attı. Bu da ayrı bir manyak bu arada. Sonrasında kavga bitiyor. Aiden Elsa'ya geliyor böyle. Aiden dışarı çıkarken omzuma çarptı ve sert teması tenimi ürpertti. Sert, metalik bakışları beni bulduğunda ahşap masanın sırtıma batmasına sebep olacak bir şekilde masaya doğru büzüldüm. Önümde durduğunda sol gözü seyirdi. Bunun bedelini ödeyeceksin. Sahneyi atlıyoruz ve Silver'la ilgili bir sahnemiz var. Bu Silver'ı daha sonra bayağı göreceğiz sanırım. Ancak şimdilik sahneleri az. Otoparka ulaştığımızda yolumuzun Silver ve iki yardımcısı tarafından kesilmesiyle durakladık. Aa hadi ama. Bu kadar iğrenç bir günde konuşmak istediğim son insanlar onlardı. Özel tasarım ayakkabılarını yere vurarak sanki onun hizmetçisiymişim gibi bana tepeden bir bakış attı. Sen kim olduğunu sanıyorsun Frozen? Hiçten başka bir şey değilsin. Biri olmaya çalışmayı bırak. Biri olmaya çalışmayı bırak. Nasıl bir cümle? Dişlerimi sıkmama rağmen görmezden gelmeyi seçtim. Zorbalara asla istediklerini vermeyin. Silver'ın yardakçılarından biri arkamdan Buzdan Kale'ne geri dönmelisin diye seslendi. Kim onlara doğru hırladı. Senin üzerine bir kar fırtınası yağdırmadan önce sesini kes. Yemin ederim anaokulundaki çocuklar tartışısı da bunlardan daha yaratıcı ve daha mantıklı laflar sokarlar. Onu kolundan tutup Mini Cooper'ına doğru sürükledim. Buna değmezler. Silver arkamdan seslendi. Sanırım senin pisliğini ben temizleyeceğim. King gergin olduğu için onu ziyaret etmem ve geçetmem gerekecek. Sonrasında eve dönüş yolculuğumuz başlıyor. Silver'dan kurtuluyorlar. Arabadalar, tamam mı? Kim'le aralarında bir gerginlik olduğu için Elsa kime soruyor? Sorun ne diye. Yıllarca erkekleri başından saldıktan sonra birdenbire Xander'la ilgilenmeye mi başladın? Xander'la ilgilenmiyorum. O halde sadece gösteriş için mi onun koluna girdin? Yıllar sonra ilk defa kafeteryaya girmenin sebebi Xander'la gösteriş yapmak mıydı? Bekle bir dakika. Senin bunca zamandır ona karşı hislerin mi vardı? Belli ki kendisinin ona karşı hisleri var. Kesinlikle hayır. O zaman ne? Yıllardır bana zorbalık yaptığını biliyorsun. Eminim en yakın arkadaşının zorbasıyla çıkmayacağın arkadaşlık kurallarına bir yerlerde yazılıdır. Sonrasında Elsa da bayağı sinirleniyor ve şunu söylüyor. Peki bu arkadaşlık kurallarına en yakın arkadaşının zorbasına sarılıp göğsünde ağlamaman gerektiği de yazıyor mu? Bu kurallar beni açıkça rahatsız ettiği halde onun yanında dostça davranmana izin veriyor mu? Vesaire vesaire sonra tartışıyorlar ve tartışmaları sona eriyor. Bir şekilde şeyimize göre tamam ben seni kırmak istemedim. Ben de seni kırmak istemedim. Seni asla incitmem. Ben de seni asla incitmem. Moduna giriyorlar böyle. Ve sonrasında Elsa eve gidiyor. Eve gittikten sonra Silver'ın söyledikleri yüzünden içi rahat etmiyor. Ve bu sebeple markete gidiyor. Evimizin köşesine dönmek üzereyken karşıma camları filmli siyah bir Mercedes çıktı. En yakın giriş arka tarafta olduğu için o yöne doğru koştum. Ancak köşeyi dönmemle güçlü bir ağzının elimi sarması bir oldu. Kim geldi derseniz tabii ki de King'imiz geldi. Bölüm bitmeden önce son cümle şu. Bedelini ödeme zamanı tatlım. 18. bölüm. Aiden ne yapıyorsun diyecekken cümlesi kesiliyor. Aiden sertçe saçını avuçluyor Elsa'nın. Kahrolası çeneni kapa Elsa diyor. Fiziksel şiddet. Bu Aiden'ın gerçek haliydi. Ruhsuz, duygusuz, psikopat. Tek kelime etme. Sol gözü seyirdi. Şu anda beni test etmek istemezsin. Teyzem yukarıda. Aşağı inecektir. Ben buna kafa yoramadan dişlerini kulağıma geçirdi. Sertçe. O kadar sert ısırmıştı ki bir anlığına beni yemek istediğini düşündüm. Sonrasında Aiden diyor ki birisi sana dokunduğunda cinayete meyilli hissettiğimi biliyor musun? O lanet numaranın sebebi bu mu? Yine şey modunda sen bana aitsin sadece haberin yok kimse sana dokunmayacak vesaire vesaire diye tehdit ediyor. Elsa'yı psikolojik olarak bayağı zorluyor bu sahnede ve sonrasında bayağı çekimli bayağı gergin bir sahne yaşanıyor. Sona eriyor ve o haftanın sonuna geliyoruz. Haftanın geri kalanında Aiden de Xander de okula gelmemişti. Çünkü ikisi de uzaklaştırma almıştı. Ben mi? Yalnızca Aiden'den uzak kaldığım için mutluydum. O hasta bir canavardı ve beni sadece incitecekti. Yok edecekti. O halde neden o geceyi aklımdan atamıyordum diye düşünüyor. Allah'ım. Ya sabır. Sonrasında Aiden Elsa'ya mesaj atıyor. Hadi görüşelim diye. Sonrasında diyor ki seni özledim. Sonrasında bir mesaj daha. Senin de beni özlediğini biliyorum. Söylemene gerek yok. Elsa da şu şekilde düşünüyor. Hayır onu özlemiyordum. Kim işkencecisini özlerdi ki? Zorbasını, kabusunu. Aiden'a diyor ki benimle görüşmeye geliyor musun yoksa doğaçlamam olmasın
gitmesini istersin. Ve Elsa kimin de gittiğini öğrendiği için Runa'nın partisine gitmeye karar veriyor. 19. bölüme geldik. Bu şekilde Kim'le birlikte arabasından inip Runa'nın Esther'ın devasa evine yürürken kendime sadece kim için burada olduğumu söyleyip duruyordum. Xander Knight'ın olduğu bir partide onu yalnız bırakmamın imkanı yoktu. Sonrasında yine Aiden hakkında düşünüp ondan nefret ediyorum diye düşünüyor. Burada Aiden'ın kuzeniyle birkaç tane sahne yaşanıyor. Buraları geçiyorum. Muhtemelen daha sonra önemli bir karakter haline geliyordur bu karakter ama şu anda işimiz yok onunla. O sırada bir şey arıyormuşum gibi bakışlarım kalabalığı taradı. Ya da birini. Hayır, kesinlikle onu aramıyordum. Kız şizofrene bağladı. Hepsinin abur cubur olmamasını umarak yiyecek bir şeyler almak için resepsiyon tarzındaki masaya ilerledim ve tekrar sert bir göğüse çarptım. Allah'ım. Aa, gerçekten mi? Neden bugün insanlara çarpıp duruyordum? Fakat bu defa farklı olan bir şey vardı. Güçlü bir kol rahatlıkla belimi sardı. Onu görmeden önce sıcaklığını hissedip tanıdık baş döndürücü kokusunu aldım. Tabii ki de kime çarptık? Aiden King'e çarptık. Yani şaşırdık mı? Hayır. Birazcık bile. Bakın, birazcık bile şaşırmadık. Bir hafta. Onun son görüşümün üzerinden bir haftadan az zaman geçmiş olsa da sonsuzluk gibi hissettirmişti. O güçlü çenesi, biçimli burnu, simsiyah saçları çok çok uzak bir anıdan ibaret gibiydi. Öte yandan değillerdi. Uzanıp işaret parmağımın ucuyla dudağındaki keseye dokundum. Acıyor mu? Yalan söylemekte ustalaşıyorsun tatlım. Bir an için beni bile kandırdın. Ne? Beni umursuyormuş gibi yapmana gerek yok. Çenemi kaldırdım. Seni umursamıyorum. Öyle mi? Hem de hiç Aiden. Benim için bir hiçsin. Hiç ha? Kesinlikle hiç. Tüm okulun önünde Aiden'ın beni öpmesine izin vermiştim. Arkamızdan hiç konuşma sesi gelmiyordu. Bu yüzden herkesin gözünün üzerimizde olduğundan emindim. Yer yarılıp beni de yutabilir miydi lütfen? Tam o sırada Aiden kulağına doğru fısıldıyor. Tamamen bana ait olma vaktin geldi diye. Ve böylece 20. bölüme geçiyoruz. Kitabı yarılıyoruz. Benim daha fazla enerjim kalmadı bu kitabı okuyacak. Bakın şimdi ben zaten bunun bir zor bir hikayesi olduğunu biliyordum, tamam mı? Ama İngilizce okuduğum zaman zaten biraz acele bir video için olmuştu o. Çok fazla derinliğine inememiştim konunun. Ancak şu an okuduğumda, tekrardan bir de Türkçe çevirisiyle okuduğumda kriz geçirmelik, gerçekten kriz geçirmelik bir kitap. Her zamanki gibi kimsenin okuduğu kitaba karışmak benim haddime değil arkadaşlar. Ama elimde böyle bir malzeme varken de böyle bir video çekmesem olmazdı gerçekten. Yine tekrar edelim. Videonun başında söylemeyi unuttum çünkü. Hiçbir şekilde ne yazara, ne yayın evine, ne emeği geçen hiç kimseye hakaret içerikli bir video değildir bu. Her zamanki gibi eğlence için çektiğimiz bir videodur. Birazcık da Aiden tarzı karakterlerin romantikleştirilmesini kınamak için çektiğim bir video aynı zamanda. Çünkü Aiden gerçekten zorbalıktan tutun, tacizden tutun, fiziksel şiddetten tutun her şeyi yapıyor kıza ve bunların beraber olacağını da tabii ki de biliyoruz. Bu sebeple bu tarz hikayelerin romantikleşmesi hoşuma gitmiyor. Bu tarz kitapların övülmesi de hoşuma gitmiyor. Ne kadar uyarısı olsa da kadına şiddet olan bir kitabı güzelleyemem arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Benim elimdeki Türkçe baskısının ilk baskısı, yani ilk çıkan baskısı ve çeviride bir de düzeltide birkaç tane hata var. Onlar gözüme çarptı ve yanlış okumuş olabilirim bazı yerleri. Dediğim gibi hem sansür koymaya çalıştığım için hem özetlemeye çalıştığım için bazı yerlerde cümleler karışık gelmiş olabilir size. Eğer öyle olduysa lütfen kusuruma bakmayın. Video kaç dakika oldu bilmiyorum ama bence bu video için yeterli bir süre doldu diye düşünüyorum. Eğer videonun devamının gelmesini istiyorsanız aşağıda lütfen yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece video keşfete düşer ve ikinci videoyu çekmek için ben de motive olmuş olurum diye düşünüyorum. Ve izninizle kapanışa geçelim. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve web hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. 3 yerde ismim Adore Yağmur. Bunun haricinde benim yazdığım kitaplara ulaşmak isterseniz de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Oralardan temin edebilirsiniz. Hepsi güvenilir linkler. Ve elbette kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız çok sevinirim. Sadece abone olmanız ve videoyu beğenmeniz bile benim için çok büyük bir katkı sağlıyor. Son olarak da her cuma, cumartesi, pazar 17.00'da yeni videoyla sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.